yapmaya devam et. Evet, ekranlarınıza Washington DC'den, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan canlı görüntüler getiriyoruz. Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda Washington'da kalacağı otele ulaştı. Yaklaşık 40 dakika süren bir yolculuk gerçekleştirdi. Maryland eyaletinde Andrews Hava Üssü'ne indikten sonra 34 kilometre kadar uzaklıkta başkent Washington'da şu an girmekte olduğu otele olan uzaklık Cumhurbaşkanı'nın uçağının indiği havaalanından. Yoğun güvenlik önlemleri alındığını görmekteyiz. Beyaz Eve yaklaşık bir kilometreden az bir mesafede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalacağı otel. Oldukça soğuk kar havası bulunan bir Washington öğleden sonrası görüntüleri bunlar. 4 derece olduğu belirtiliyor, ısının gece 2'ye düşeceği kaydediliyor. Konvoyu görüyoruz. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki konvoy şu anda otele ulaştı. Çevrede Washington'da yaşayan Türklerin ellerinde bayrağımız, Cumhurbaşkanı'na sevgi gösterileri söz konusu. O görüntüler de birazdan ekranlarınıza yansıyacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Türkiye saatiyle bu sularda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Beyaz Ev'de oldukça önemli bir görüşme gerçekleştirecek. Görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve beraberindeki heyetin kalacağı otelden. Yoğun güvenlik önlemleri var. Örneğin otelin çevresi kar küreme araçlarıyla kapalı tutuluyor güvenlik sebebiyle. Washington DC'de, başkent Washington'da yüzlerce polisin sadece otel ve çevresinde Cumhurbaşkanı ile beraberindeki heyetin güvenliği için seferber edildiği kaydediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan araç otelin kapısına az önce yanaştı. Şimdi de beraberindeki heyetin bulunduğu araçların otel önüne park ettiğini görüyoruz. Başkent Washington polisi otel çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Bir belediye aracı. Evet, ve ekranlarınıza geliyor. Washington'da yaşayan, Washington ve çevresinde Maryland, Virginia, Baltimore gibi bölgelerde yaşayan Türkler otelin önünde toplandılar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunuyorlar. O görüntüler de ekranlarınıza geldi. Beyaz Ev'de yarın görüşme gerçekleşecek. TRT Haber özel yayınlarıyla an be an bu görüşmenin ayrıntılarını, detaylarını ve değerlendirmelerini ekranlarınıza taşıyacak. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan hareketinden önce yaptığı açıklamada ziyaret sancılı bir dönemde gerçekleşiyor. Güvenlikle ilgili konularda yeni bir dönem başlatmak istiyoruz demişti. Ana gündem maddesini Türkiye'nin bekasını ilgilendiren sınır güvenliğinde oluşan terör ordusunu yok etmek ve orada bir güvenli bölge oluşturup asli unsurlarına, Türkiye'ye sığınmış olan Suriyelilere orayı bırakmak olan bir Barış Pınarı Harekatı'ndan söz ediyoruz. Mutabakatlara rağmen teröristlerin hala çekilmediğini anlatacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarınki görüşmede Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin destek verdiği ve de resmileştirmeye çalıştırdığı terör örgütünün elebaşısı ile ilgili de ayrıntılı, kapsamlı bir dosyayı teslim edecek. Otelin içinden görüntüler birazdan ekranlarınıza taşımaya çalışacağımız görüntüler olacak. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan, evet, geldi ekranlarınıza. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet otele ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden bakanlar var. Ana gündem maddesi Barış Pınarı Harekatı dedik. Aynı zamanda Türkiye'nin F-35 uçaklarına ilişkin programın ortağı olduğu vurgulanacak görüşmede. Kritik bir zirve, sisli ve sancılı bir dönem, sıkıntılı bir dönem ifadeleri söz konusuydu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ziyarete ilişkin açıklaması. Evet, ekranlarınıza şu anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden heyet ve heyet üyeleri, meslektaşlarımız geliyor. Otelin dışında da bu soğuk, dondurucu havaya rağmen toplanan Türkler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve beraberindekileri coşkuyla karşılayanlar, ellerinde iki ülke bayrakları ekranlarınıza geliyor, ekranın bir yarısında.
Türkler, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayanlar ve Tuna Şanlı TRT Haber ekibinden. Tuna? Tuna söz sende. Fuat Kozluklu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konaklayacağı otele giriş yaptı az önce ve beraberindeki heyetle beraber otele giriş yaptılar. Otelin iki girişi var. Protokol girişinden Cumhurbaşkanı Erdoğan giriş yaptıktan sonra diğer girişinde de kendisini karşılamak için bekleyen öğrenciler ve Türk vatandaşları yer alıyor. Tabii güvenlik gerekçesiyle Secret Service protokol kapısının bulunduğu bölgeye gösterici, destek gösterisi için toplanan Türk vatandaşlarını almadı. Diğer kapıda onlar bekleyişlerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyetten bakanlar şu anda otele giriş yapıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şu anda ekranlarınızda, öyle tahmin ediyorum. Ömer Çelik hemen yanımızda ve kendisini karşılamaya gelen Büyükelçilik çalışanları ve diplomatlarımız ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik misyon çalışanları tarafından karşılanıyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, evet, şimdi o da giriş yaptı az önce ve yine Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi erkan tarafından karşılanıyor. Büyükelçimiz Serdar Kılıç da şu anda heyetle beraber girişini yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı giriş yapmasını bekliyoruz. Otele giriş yaptı aslında ama heyetle beraber birazdan konaklayacağı bölüme de geçecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok yoğun bir ziyareti olacak Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yarın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir ikili görüşme gerçekleştirecek. Amerika Birleşik Devletleri kamuoyu ve Amerikan Kongresi dikkatli bir görüşmeyi bekliyor Fuat Kozluklu. Son yılların en merakla beklenen ve en ses getirecek görüşmelerinden birisi olacak hiç kuşkusuz. Bu arada heyetin otele girişi devam ediyor. Bir yandan size de bunu aktarmayı sürdürüyoruz. Amerikan Kongresi haftalardır bu ziyareti ertelemeye çalışıyordu ama Donald Trump yönetimi Kongre'nin bu çağrılarına kulak asmadı ve davetini yineledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve bu yinelenen davetin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan davete icabet etti ve Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi. Bu görüşme Tuna Şanlı şu anda ekranlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Donald Trump yönetimi eşinin görüntülerini getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan otel odasından dışarıda kendisini bekleyen, bu dondurucu soğuğa rağmen bekleyen Türk vatandaşlarına, eşi Emin Erdoğan'la beraber el salladı. O görüntüler var şu anda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüyoruz. Otelde kaldığı, evet, odanın camından kendisini karşılayanlara selam işareti yaptı. Elini kalbine götürdü. Yanında sanıyorum, evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dışarıdan Türkiye diye Erdoğan ve evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan el sallıyor. Washington'da yaşayan vatandaşlarımız ve eğitim gören öğrenciler, başkan buraya ve Türkiye diye bağırarak sevgi gösterilerini sundular. Tuna, seni dinliyoruz. Tuna Şanlı. Evet, güvenlik gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyet otelin içinde konaklayacakları alanda odalarına ayrı noktalardan götürüldüler. Az önce izleyicilerimiz heyetin girişini izledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve diğer bakanlarımızı Cumhurbaşkanı ayrı bir yoldan odasına çıkarıldı ve senin de az önce belirttiğin gibi dışarıda bekleyen Türk vatandaşlarını selamladı. Bu aslında 2017'de burada yaşananları düşündüğümüz zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde gizli servisin ve Washington Metropolitan Polisi'nin de aslında önlemleri arttırdığını görüyoruz. Çünkü 2017'de çok eleştiri toplamışlardı. Özellikle terör örgütü yandaşlarının Büyükelçiliğin konutunun önünde çıkardıkları olaylara müdahale etmemekle eleştirilmişlerdi Washington Metropolitan Polisi. Bu nedenle
görülmemiş güvenlik önlemleri de alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington ziyaretinde. Birkaç cümleyle toparlayacak olursak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet 13 Kasım'da Beyaz Saray'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşecek. Bu görüşme Amerikan kamuoyu ve Amerikan Kongresi tarafından da merakla beklenen bir görüşme olacak. Ana gündem maddesi Suriye olacak ama masada pek çok başlık var Fuat Gözlüklü. Şimdi yıllardır orada görev yapan bir meslektaşım olarak az önce de daha önce Amerika başkentindeki gizli servis ve de bölge polisinin terör örgütü yandaşlarına nasıl müsamakar davranış sergilediğini de vurguladın. Bu çerçevede midir? Otelin içindeki manzara benim pek alışık olduğum bir manzara değil. Yani siyah bir perdeyle otelin lobisinin ikiye bölündüğünü gördük, izledik, ekranlara taşıdık. Yine dışarıda kar havası var, tamam. Eksilere seyrediyor neredeyse ısı. 4-5 derecelerde. Kar küreme araçları var. Bu da güvenliğin bir parçası olarak herhalde orada, öyle mi? Fuat Kozluklu, onlar güvenliğin bir parçası olarak oraya getirdiler. Kamyonlar ve kar küreme araçları. Birkaç yıldır Washington'da bu yaygın hale getirilen bir uygulama. Ama üst düzey güvenlik önlemleri alınacağı zaman o kamyonlar ve kar küreme araçları kullanılıyor. İşte bu nedenle bu ziyarete çok ayrı bir önem veriyor Amerika Birleşik Devletleri ve Trump yönetimi özellikle. Ve 2017'de yaşanan olayların bir benzerinin tekrarını istemiyorlar. O olaylarda Büyükelçilik Komuta önünde Washington Metropolitan Polisi yalnız 5 araç göndermişti. Terör örgütü yandaşlarının çıkardığı olaylara müdahale etmemişti. İşte şu anda oradan ders alınmış olacak ki kamyonlarla, kar küreme araçlarıyla bu önlemler alınıyor. Evet. Zaten otelin, ki burası da 200 yıllık bir otel, sen gayet iyi biliyorsun, neredeyse Amerika Birleşik Devletleri ile yaşıt. Ön ve arka girişleri tamamen Secret Service, gizli servis tarafından kapatılmış durumda. Ve burada olası yine terör örgütü yandaşlarının olay çıkarma ihtimaline karşı da polis az önce belirttiğim gibi Cumhurbaşkanı'nın ve heyetin girişini bile ayırdı otele, otelin içine ve az önce gördüğünüz o siyah perdede zaten bu güvenlik önlemlerinin de bir parçası otelin içinde de, çünkü ayrıca bir güvenlik önlemi uygulanıyor. Bilmiyorum, şu anda görüntülere geliyordur belki. Güvenliği sağlayan gizli servis. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı korumakla görevli Secret Service. Peki. Tuna Şanlı ekranlara TRT ekibinden getirmeye devam edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sisli ve de sıkıntılı bir dönemden geçen Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye ilişkileri çerçevesinde Başkan Donald Trump'la yapacağı görüşmenin ayrıntılarını aktarmaya devam edecek TRT Haber özel yayınlarıyla anbean Washington'daki bu önemli buluşmanın ayrıntılarını ekranlarınıza taşıyacak.